44 Motoblog'dan herkese merhabalar arkadaşlar. Yeni bir videoyla karşınızdayım. Umarım iyisinizdir. Bugün 14 Şubat Sevgililer Günü. Sevgilisi olan, almayan herkesin Sevgililer Günü kutlu olsun. Ben sevgilimle birlikte şu anda dışarıdayım. Bugün ne yaptık? Az önce gittik, kızıma güzel bir çiçek aldık. Onunla ilk sevgililer günüm. Evet, bugün sevgilimle ilk sevgililer günüm. Onu kutlayalım dedi. Güzel de bir çiçek aldım kızıma. Hava bugün çok güzel. Özellikle dün İsviçre'de bazı yerlerde -44 derece olmasına rağmen güzel bir hava var şu an. Yani -2 dereceye güzel demek zorunda kalıyoruz. Ercan kardeşimiz gibi +40 derecelerde motor süremiyoruz. Ne yapalım, bizim de kaderimiz böyle. Herkes bakıyor çünkü motorun süresinde bir demet çiçek var. Mecbur koyacak yer bulamadım. Mecbur seleye monte ettik çiçeği. Diyar bakır güzel bağlar, hanım eller ki kız gibi çağlar, neler neler ki. Aslında bugün niyetim bir demet çiçek alıp insanlara dağıtmaktı. Ama ne yazık ki Bauhaus'ların çoğu kapalı bugün. Sevgililer Günü'nün pazara denk gelmesinden kaynaklı. Öyle bir şey ne yazık ki şu an yapamıyoruz. Ya aslında Sevgililer Günü'ne pek fazla önem veren bir insan değilim. Hani şöyle söyleyeyim. Yani bir insanın sevgilisini hatırlayacağı sadece bir gün olmaz. Veya sevgilisini sevdiğine hediye alacağı sadece bir gün olmaz. Onunla güzel bir vakit geçireceği sadece bir gün olamaz. Ha tamam, temsili olarak bugün onlar için bir gün ama... Bu tamamen, bu benim düşüncem tabii, para tuzağı. Böyle bir gün yaparak insanlara farklı bir aktivite sunup sonra bu aktivitenin sırtından da Sevgililer Günü adı altında ekstradan para almak ki, çünkü bunu hepiniz bilirsiniz. Bir demet çiçek 10 liraysa, 15 liraysa Sevgililer Günü geldiği zaman 40 lira olur. Bunun nedeni nedir? Tamamen para tuzağı. O yüzden arkadaşlar, Sevgililer Günü'nü sadece 14 Şubat'ta kutlamayın. Sevgililer Günü'nü yılın 365 günü kutlayın. Çünkü sevgiliniz, sevginiz her gün kutlanılmaya, her gün yaşamaya, her gün yaşatılmaya değerdir. O yüzden hani Sevgililer Günü'nün benim için pek bir anlamı yok. Çünkü ben sevgimi ve sevdiğimi sadece 14 Şubat'ta değil, yılın 365 günü kendine özel hissettiririm. Bu kadar da iddialıyım. Tekliflere kapalıyım gençler. Bilginiz olsun. Ya, sinyal. Bir de arkadaşlar şöyle söyleyeyim ya. Buna aslında çok gülerim ya. Hani böyle insanlar paylaşım yapıyor ya böyle. Hani bugün 14 Şubat, herkes sevgilisiyle, ben evde tek oturuyorum.
Yılın 365 günü de tek oturuyorsun zaten. Hayır yani. Diğer günler insanlar sevgilileriyle dışarıda güzel vakitler geçirmiyor mu? Geçiriyor. 14 Şubat'ta benim... O neydi lan? Biri bir çılgın attı ama... Yani 14 Şubat haricinde insanlar evde tek başına oturmuyor mu? Oturuyor bence. Kanmayın arkadaşlar, kanmayın. Peki şöyle bir soru sorayım. Yılın 364 günü sevgilisiz olup, sevgisiz olup sadece 14 Şubat'ta bir sevgiliniz olmasını mı diyelerdiniz? Hangi gün sevgililer günü olduğu önemli değil. Normal günde kim yanınızda o önemli. Bence böyle. Bu mont niye ısıtmıyor lan beni? Açmadım mı ben? Açmadım zannedersem çünkü pek bir fonksiyon göremedim şimdi. Evet gençler, konuyu biraz dağıtalım. Biraz farklı içerikler gelmesini istiyorsunuz. Bazı kardeşlerimiz kuru muhabbete bu kadar falan diyorlar. Onlara da hak veriyorum ama gençler şöyle söyleyeyim. Şu anda dediğim gibi dün gece Esvice'de bazı noktalar -44'ü gördü. -44 ya. Türkiye'de bu soğuğu belki de hiç görmemişsinizdir. Şu an hava gerçekten çok soğuk. Ve dışarıda motorcu yok. Hani dışarıda motorcular için bir hayat yok. Ben yine sizler için çıkıyorum. Dediğim gibi belki de hani video çekmiyorsam, sizler video beklemiyorsanız belki ben evimde, sıcak evimde oturuyor olurdum. Yani elimden geleni yapmaya çalışıyorum şu an sizlere video çekmek için. Dediğim gibi şu an -2. Görenler bana deli diyordur, o ayrı bir konu da zaten. Ama sizler için çıkıyorum. Konular bulmaya çalışıyorum. Farklı videolar çekmeye çalışıyorum. Kış olduğu için ne yazık ki imkanlar bu. Tabii ki yaz geldiği takdirde çok daha güzel videolar gelecek. Grup sürüşleri gelecek. Nasıl söyleyeyim sizlere? Motor festivallerine, motor etkinliklerine katılacağız sizlerle birlikte. Ya birçok etkinlik var. Uzak yerlere gidebileceğiz. Şu an çıktığım zaman yani yarım saat motor kullandığımda parmaklar neredeyse kangren olacak gibi üşüyor. Yazın tabii böyle bir sıkıntı olmayacak. Depomuzu fulleriz. 1 depo, 3 depo, 5 depo yapmışız. Sıkıntı olmaz. Her türlü gazlarız. İnşallah bakalım. Yani yazın çok çok daha güzel olacağını düşünüyorum. Yazın sadece kuru muhabbette kalmayacak. Bundan da emin olabilirsiniz. Sizlere istediğinizi vereceğiz. Hem taşımla birlikte. O ne lan? Ve arkadaşlar, dün Kolaçan'ın bir canlı yayınına denk geldim. Arada sürekli elimden geldiği kadarıyla yine Kolaçan'ı izlemeye, takip etmeye, onu örnek almaya devam ediyorum aslında. Çok hoşuma giden bir canlı yayınını gördüm. Instagram'da özellikle. Aboneleriyle bağlantı aracılığıyla birer dakika görüşüyor. Eğer isterseniz, tabii sizden de talep gelirse biz de bu tür bir şey yapabiliriz. Çok çok daha güzel olur. Hani mesajlarda söylemek isteyemediğiniz şeyleri birebir canlı yayında bana söyleyebilirsiniz. Canlı yayın açarım. Sizler katılma isteği yollarsınız. Birlikte görüntülü konuşabiliriz. Böyle bir düzenleme, böyle bir aktivite yapabiliriz sizinle birlikte.